Değerli izleyicilerim, bugünkü programımda size yazmış olduğum tiyatro oyunlarından bir tanesini tanıtacağım. Mimar olduğum için tiyatro yapılarıyla çok yakinen ilgilendim. Hatta öğrencilerime tiyatro yapıları projeleri de yaptırdım. Ve mimarlardan gerçekten çok değerli tiyatro oyunları yazarları da çıkmıştır. Benim size bugün tanıtacağım oyunumu göstereyim. Fatih'in eşi Mükrime Şah Sultan. Fatih'in Elbistanlı eşi Mükrime Şah Sultan. Evet. Mükrime Sitti Şah Sultan olarak geçmektedir. Devlet tiyatroları Edebi Kurulu'ndan önce geçti. Sonra da devlet tiyatroları repertuarına alındı. Hiçbir zaman başka bir yazar tarafından yazılmamış bir oyun ve bir konudur. Evet, önce Mükrime Sitti kim? Nedir? Niçin yazdı? Onu söyleyeyim. Osmanlı Beyliği varken, daha imparatorluk haline gelmemişken bir takım beylikler var Anadolu'da. İşte Germiyanoğulları filan. Şeyde de Maraş, Elbistan, Kayseri civarında da o eyaleti kaplayan bölgeye de Dulkadiroğulları denilmektedir. Dulkadiroğulları Beyliği ve başkenti Elbistan. Dulkadiroğulları'nı bir türlü Osmanlı Beyliği imparatorluk olmak için kendisine katamıyor. Yani diğer bütün beylikleri almış. Artık yavaş yavaş imparatorluk haline geçiyor, dönüşüyor. Fakat Dulkadiroğulları direniyorlar ve bir türlü Osmanlı Beyliğine katılmak istemiyorlar. Bu Osmanlı'da kız alarak, yani Dulkadiroğulları'ndan akraba olarak kız alarak bu toprakları elde etmek istiyor. Osmanlılarda bir adet var. Hiçbir zaman Anadolu beyliklerinden, Anadolu'dan, Türk ailelerinden kızlarla evlenmiyorlar. Eşleri hepsi köle. Yani işte Ukrayna'dan, Rusya'dan, Sırbistan'dan, Gürcistan'dan gelen köle kızlarla evlenme de yok, birlikte oluyorlar. Onlardan işte şehzadeler oluyor ve o şekilde hanedanı yürütüyorlar. Türklerden ve Anadolu beyliklerinden kız almamalarının tek nedeni ortak istemiyorlar. Yani hanedanlarına Türk ailesini ortak olarak almak istemiyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorların eşlerinin hepsi efendim yabancıdır. Mesela işte en güzel örneği Kanuni'nin hatta nikahladığı Hürrem Sultan. Rus denilir ama Ukraynalıdır aslında Hürrem Sultan. Ben Odessa'da gittim, gezdim. Roxolan denilen bir köy var, hatta orayı turistik hale getirmişler. O Roxolan diye kartpostallar satıyorlar. Orada da bir kilise var. O kilisenin papazının kızı olduğu iddia ediliyor. Evet, şimdi Dulkadiroğulları'ndan 5 tane gelin almışlar.
O Mükrime Sitti Sultan'dan evvel kim bunlar? Mesela bir tanesi Devlet Hatun, 1389-1402'de Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın eşi. Ondan sonra Emine Hatun, Devlet Hatun'un hatta türbesi Bursa'dadır. Emine Hatun var. Yine ikinci gelin. Ondan sonra şey var. Alime Hatun var. İkinci Murat'ın hanımı. İkinci Murat'ın eşi. Ondan sonra da dördüncü olarak da Mükrime Sitti Şah Sultan. Neyse 1435-1484 yılları arasında yaşamış. Şimdi Elbistan'da başkenti Elbistan olan bu Dulkadiroğlu Beyliği'nin 5 tane kızı var. Bu kızlarından bir tanesinin ismi de Mükrime Sitti Hatun. Osmanlı İmparatoru 2. Mustafa ikinci Murat oğlu Şehzade Mehmet için, ikinci Mehmet için, yani daha sonra Fatih olacak. Yani İstanbul'u fethettikten sonra şu anda, yani bu evlilik olduğu dönem 14 yaşında bir şehzade. Evet. Ve görücü yolluyor. Manisa Bey'in kızını, karısını geliyor. Bunların içerisinden işte görücü Mükrime Sitti Şah Sultan'ı beğeniyor. Ve büyük bir törenle, aylarca süren bir düğün neticesinde Mükrime Sitti Şah Sultan 2. Fatih'e ile evlendiriliyor. Ve Mükrime Sitti Şah Sultan, bakın şöyle bir resmi var, kameraya yaklaştırıyorum. Bu resim Mükrime Sitti Şah Sultan'ın kendi portresidir. Fatih çok ileri görüşlü bir padişah, biliyorsunuz. Bu resme Bizanslı ressamlardan birisine yaptırtırıyor. Üstünde bir filin üstünde o zamanın en değerli taşıtı, yani gelin hanım filin üstünde, bir tahterevanın üstünde görüyorsunuz Mükrime Sitti Şah Sultan'ı. Ve Edirne'ye gelin gidiyor. Çünkü daha İstanbul fethedilmemiş. Fethedilmediği için de şehzade de haliyle daha küçük Trabzon'da şehzade orada vali olarak görev yapıyor. Ve Edirne'de ki saraya gidiyor, geliyor. Şimdi burada Mükrime Sitti Şah Sultan aslında çok tanınmayan bir sultan. Çünkü hep kendisini geriye çekmiş. Edirne'den başka İstanbul'a gelmemiş. Bunun da nedenini ben bir dramaturg yazar olarak şuna bağlıyorum. Çünkü Fatih'in dördüncü eşi olarak geliyor. Fakat tabii Fatih dört eşte kalmıyor. Ondan sonra Rum Pontus İmparatoru'nun kızı Helen'le evleniyor. Ondan sonra Sırbistan Prensesi Çiçek Hatun'la evleniyor. Dolayısıyla üstüne habire kuma geldiği için Mükrime Sitti Şah Sultan İstanbul fethedildikten sonra da
İstanbul'a gelmiyor. Edirne'de yaşıyor. Ve Edirne'de kendi adına bir cami yaptırıyor. Hatta vardır çok güzel bir eser. Mükrime Sitti Şah Sultan Camisi. Orada da kendisine bir türbe yaptırtırıyor. Ve bir de çeşme yaptırtırıyor. Ve orada vefat ettiği zaman da o türbesine gömülüyor. Böyle bir tarihi kaynaklara göre de ikinci Beyazıt'ın annesi. Fakat oğlunun padişah olduğunu göremiyor. Yani ikinci Beyazıt tahta çıkıyor. Fakat o arada Mükrime Sitti Şah Sultan Edirne'de hasta yatağında. Yani Valide Sultan unvanını alamıyor ama ikinci Beyazıt annesine tıpkı bir Valide Sultan'a yapılan bütün cenaze törenlerinin gerekli olan bütün hayır hasat işlerini yaptırıyor. Ve Elbistan'da Mükrime Sitti Şah Sultan Kültür Merkezi var. Bunu çok güzel yapmışlar. Bir kültür merkezinin ismini Mükrime Sitti Şah Sultan Kültür Merkezi koymuşlar. Evet, şimdi biz oyunumuzun şeyine geçecek olursak, kurgusuna, bu böyle düz bir yaşam öyküsü hiç oyun olabilir mi? Olamaz tabii. Bir kere hangi şey üstüne kurduğumu biraz sonra size anlatacağım ama kitabın arka kapağını okumak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet en önemli sultanlardan biridir. Osmanlı'nın İstanbul'u almasıyla da ister Müslüman ister Hristiyan tüm dünyanın öne çıkan önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarihte taht kurmuştur. Onun tahta çıkması, sanat ve bilime olan ilgisi, dehası hem söz konusu edilmiş hem de konuların her birinde gösterdiği sıra dışı konuşmalarıyla da kendisinden söz ettirmiş bir sultandır ve tarihsel bir kişiliktir. Fatih Sultan'ın bilim insanlarına, sanata ne kadar çok değer verdiğini hepimiz biliyoruz. Murat Aykaç Ergün'üz daha farklı, henüz yaygın bir biçimde tanınmayan eşlerinden birini, Elbistanlı Mükrime Sitti Şah Sultan'ı oyunun temel karakteri olarak ele alıyor. Bu karakterin çerçevesinde tüm tarihsel bilgileri işlerken zamanın önemli kişilerinden evliliklerine, taht kavgalarına ve harem yaşamına uzanan geniş bir alana uzanan bir eser çıkıyor ortaya. Fatih Neşe Elbistanlı Mükrime Sitti Şah Sultan. Oyunun kitap olarak basımı için yazılan ön sözde de konu bilimsel olarak değişik tarihçilerin gözünden son derece öğretici bir biçimde aktarılıyor. Sahnelendiğinde önemli bir ilgi göreceği kuşkusuz olan bu oyun kitap olarak da son derece keyifle okunup tarihsel bazı bilgileri de aktarırken öğretici bir nitelikte taşımaktadır. Sultan II. Beyazıt'ın annesi ve Yavuz Sultan Selim'in babaannesi olan Mükrime Sitti Şah Sultan Edirne'de kendi adına yaptırdığı Sitti Hatun Camisi'nin türbesinde gömülüdür. Evet, şimdi özgeçmişini böyle gördükten sonra bu oyunun kurgusuna bakalım. Şimdi tabii oyun olabilmesi için ortada bir dramaturg, bir konu olması lazım.
Hemen tarihe bir göz atacak olursak, Mükrime Sitti Hatun'un oğlu II. Beyazıt. Üstüne kuma olarak gelen, kuma demeyelim de Fatih'in ikinci eşi olarak gelen Sırp Prensesi Çiçek Hatun'un oğlu Cem Sultan. İkisi de babası Fatih zamansız öldüğü için tahta geçmek isteyeceklerdir. İşte burada iki şehzade arasında olan rekabet ve anlaşmazlık haliyle bu iki valide sultan olmaya aday iki kadına da yansıyacaktır. Dolayısıyla işte kendiliğinden kurgu kurulmuş oluyor. Şimdi burada iki şehzade arasındaki gerginlik, savaş anlatırken iki kadın arasında da hüküm sürme, valide sultan olma şeyi başlayacak, değil mi? Savaşı başlayacak. Evet, şimdi tabii oyunun kurgusu ortaya çıkmış oluyor. Bakalım oyundaki şahıslar kimler? Emine Hatun, Valide Sultan, Elbistan doğumlu, Dulkadiroğlu, 5. hükümdarı Dulkadiroğlu, Nasreddin Muhammed Bahri Bey'in kızı, Padişah 1. Çelebi Mehmet'in eşi, Padişah 2. Murat'ın annesi, Padişah Fatih Sultan Mehmet'in babaannesi, Bursa'da Muradiye Camisi'nde Hatuniye Türbesi'nde gömülüdür. Evet. Sonra Mükrime Sitti Hatun şahısları okuyorum. Dulkadirlerin 6. beyi Süleyman Bey'in kızıdır. Fatih Sultan Mehmet'in 4. eşidir. 2. Beyazıt'ın annesi. Edirne'de Sitti Hatun Camii Türbesi'nde gömülü, Elbistan doğumludur. Gülbahar Fatih'in ilk eşi. Değil mi? Gülbahar Hatun çok meşhurdur. Gülşah Fatih'in 2. eşi. Hatice Fatih'in 3. eşi. 2. Mehmet Fatih. Çiçek Hatun Fatih'in 5. karısı. Cem Sultan'ın annesi. Çandarlı Halil Paşa. Dadı. İtalyan ressam Gentil Bellini. Mükrime Sitti'nin 4 kız kardeşi, Amasya Bey'i Hızır Ağa'nın eşi, kızlar ağası Sümbül Ağa. Demek ki bayağı kalabalık bir kadrosu var. Ha, Vatikan elçisi, Yeniçeri ağası Zaunos Paşa ve Halime Amasya Bey'i Hızır Ağa'nın eşi. Gördüğünüz gibi kalabalık bir kadrosu var. Tabii bunlar bu oyunlar özel tiyatrolarda oynanması mümkün olmayan oyunlardır. Çünkü dönem oyunları, her oyuncu için kostüm dikilmesi lazım, dekor yapılması, o dönemin dekoru yapılması lazım. Bir de kalabalık bir kadro. Özel tiyatroların bunları götürmesi imkansız. Ama mesela Amerika'da, Avrupa'da özel tiyatrolar var. Muazzam prodüksiyonlar, aynı filme yatırım yapar gibi bunlara yatırım yapan yapımcılar var ve dolayısıyla da Broadway'de yıllarca bu oyunları oynuyorlar. Moskova'da, Londra'da. Ama bizde özel tiyatroların bu kadar kalabalık oyunları oynamaları biraz zor. Burada birinci perde açıldığı zaman sahne bir, Elbistan'da Dulkadiroğulları beyliğinden Dulkadir hükümdarlarından Süleyman Bey'in sarayının harem dairesi. Süleyman Bey'in 5 güzel kızı aralarında şakalaşmaktadır. Yani
Oyunu da böyle biraz bir neşeli, eğlenceli bir hale getirmek zorundasınız. Ve aynı zamanda da buraya yerel müzik, yerel dansları da koymak ve oyunu bu şekilde zenginleştirmek zorundasınız. Birinci kız, aynamı sen mi çaldın? İkinci kız, ben çalmadım. Üçüncü kız, utanmıyor musunuz birbirinizle böyle konuşmaya? Dördüncü kız, şuna bir şey söylesene, Mükrim'e sitti. Beşinci kız, Mükrim'e sitti. Bey kızlarına böyle konuşmalar yakışıyor mu? Gel senin saçını tarayayım. Dördüncü kızın saçlarını taramaktadır. Sahneye orta yaşlı bir kadın girer. Bu kadın kızların dadısıdır. Dadı, susun bakayım. Ne bu gürültü? Sizler Dulkadiroğlu hükümdarlığının Elbistanlı hanım sultanlarısınız. Birbirinizle kavga etmek size yakışmıyor. Hele sen Mükrim'e hatun. Sen bunların en akıllısın. Mükrim'e sitti. Benim bir kabahatim yok. Dadı kalfa. Dadı. Tamam tamam. Sorun yok. Kızlar size bir haberim var. Osmanoğullarından size görücü geldi. Kızlar bir arada sevinç çığlıkları atıp dadının çevresine toplanırlar. Bakın yani hemen perde açılır açılmaz seyirciyi kavramanız gerekir. Oyunda, oyun tekniğinde. Kızlar hep birden kime, kime dadı bilmem hepinizi görecekmiş. Kimi beğenirse Hükrüme sitti. Kimmiş bu görücü? Dadı. Amasya Bey'i Hızır Ağa'nın eşi Elbistan'a gelmiş. Osmanlı Padişahı 2. Murat bu hatunu oğlu Velihat Şehzade Mehmet'e kız bakması için Elbistan'a yollamış. Mükrim'e sitti, dudağını büker. Siyasi düşünce ile bir evlilik. Ben istemem. Ben sevdiğimle evlenmek isterim. 2. Murat 2. Kosova Savaşı'nı kazandıktan sonra Karamanoğullarının olası saldırısını engellemek amacıyla Dulkadirli Süleyman Bey ile akrabalık kurmak istiyor besbelli. Yani burada da bakın yani Mükrim'e Sitti'nin ağzından konuşurken tarihi bilgiyi veriyorum. Önemli olan tarihi bilgiyi bir aktörün orada bir oyuncunun ağzından konuşma biçiminde vermek sanatıdır oyun yazarları da. Dadı, evet ama gücü ve zenginliği de unutma. Senden önce 3 tane Elbistanlı Dulkadirli Hatun Sultanlar Osmanlı'ya gelin gitti. Hatun Sultanlar Osmanlı'ya gelin gitti. Cihan Padişahı olacak çocuklar doğurdular. Vadide sultan olup hüküm sürdüler. Mükrim'e sitti. Çok duyduk bu masalları. Kimmiş bu Osmanlı'ya gelin diye giden Elbistanlı hanım sultanlar? Dadı, oturun kızlar. Bir bir hepsini size anlatacağım. Bakın burada da yazar yani bir tarihi bilgiyi seyircilere dadının oradaki kızlara anlatması şeklinde ifade ediyor. İlk gelin giden Devlet Hatun'dur. Devlet Hatun Dulkadir hükümdarı Suli Bey'in kızıydı. 1389'da Elbistan'da doğdu. Osmanlı Sarayı'na gelin giden ilk Dulkadir Hanım Sultanı'dır. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın eşiği de 1. Mehmet Çelebi'nin annesidir. Oğlunun padişahlığını göremeden 1402'de vefat etti. Cenazesi Bursa'da Devlet Hatun Türbesi'nde gömülüdür. Burada da bakın hiç şey yapmadan yani tarihi bilgiyi oradaki kıza izah eder gibi veriyor. Yani o izleyiciler de bu tarihi bilgiyi onun ağzından dinler gibi
alıyorlar. Dadı, gördünüz mü güzel kızlarım? Padişaha eş olmuş. Ve padişaha nasıl olmuş? Osmanlı'ya gelin giden ikinci Elbistanlı hanım Sultan Emine Hatun'dur. Emine Hatun, Bulkadir hükümdarlarından Nasreddin Mehmet Bey'in kızı olarak 1398 yılında Elbistan'da doğdu. Osmanlı sarayına gelin giden ikinci Bulkadir Hanım Sultan'dır. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Mehmet Çelebi ile evlendi. 3. Murat'ın annesi, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in babaannesidir. Osmanlı sarayında ilk kez valide sultan olan Hanım Sultan'dır. 2. Murat, Osmanlı tahtına çıktıktan sonra hedefi bütün Anadolu'yu Osmanlı topraklarına katmaktı. Alime Hatun ise Elbistanlı Dulkadiroğlu Taceddin İbrahim Bey'in kızıdır. 2. Murat onunla evlenmek istedi. Babası yükte hafif, pahada değerli hediyelerle Bursa'ya gönderdi. Düğünleri 1424 yılında efendim yapıldı. Evet, Sultan Mehmet Han'ı yani tahtihi dünyaya getirdi. Bursa'da gömülüdür. Alime Hatun da 3. Osmanlı'ya gelin giden Dulkadir oğullarından Elbistanlı Hanım Sultan'dır. Gördünüz mü? Elbistanlı Hanım Sultanlar neler doğurmuş. Neyse, geçmişi hatırlamanız iyi oldu. Şimdi gelelim kızlar. Görücü gelmiş sizlere. İçinizden birisini beğenecek. Bakın burada da tarihi bilgileri dadının ağzından kızlara, çünkü bayağı arada zaman var. Yani bu kızlar gelin olmuşlar ama aralarından dünya zaman geçiyor. Şimdi onlara bu geçmişlerini anlatıyor. Hükümet Sitti inşallah beni seçmez. Kızlardan birisi. Keşke beni seçse padişah hanım olurum. Dadı. Gevezeliği bırakın da kendinize çeki düzen verin. Kızlar sahneden çıkarlar. Bir süre sonra güzel elbiseler takılarla süslenmiş olarak geri dönerler. Dadı. Kızları sıraya dizer. Onlara çeki düzen vermeye çalıştır. Birazdan Görücü Hatun gelecek. Amasya Bey'i, Hızır Ağa'nın eşini Padişah 2. Murat Elbistan'a göndermiş. Amasya Bey'i, Hızır Ağa'nın eşi Halime Sultan içeri girer. Dadı, sefa getirdiniz efendim. Halime Hatun, sefa bulduk hatun. Kızlar bunlar mı? Pek güzellermiş. Dikkatle kızları izler. Sonra Mükrime'nin önünde durur. Senin ismin nedir güzel kızım? Mükrime Sitti. Mükrime. Efendim. Halime Hatun. İsmin de kendin kadar güzelmiş. Seni padişahımız 2. Murat'ın oğlu Şehzade Mehmet için eş olarak pederiniz Zulkadir hükümdarı Süleyman Bey'den isteyeceğim. Razı mısın? Mükrime Sitti. Sultan Murat II bu evliliğe şüphe yok ki siyasi düşünceyle tensip etti. 2. Murat 2. Kosova Savaşı'nı kazandıktan sonra Karamanoğullarının olası saldırısını engellemek amacıyla Dulkadirli babam Süleyman Bey ile akrabalık kurmak istiyor. Halbuki ben sevdiğim biriyle evlenmek istiyorum. Dadı şaşkın sevinçten ne dediğini bilmiyor, kusura bakmayın. Mükrime Sitti. Peki aşk? Aşkın payı yok mu? Dadı ve Halime Hatun şaşkın yersiz bir soruyla karşılaşmış gibi susarlar. Mükrime Sitti üsteleyerek cevap verin lütfen. Sevgiye aşk duymadığınız sözler mi? Dadı. Aşk bu sözü unut Mükrime. Burada sultana yakın olmak, yükselmek önemlidir. Mükrime Sitti isyan bir tavırla. Aşk yok, özgürlük yok, böyle bir geleceği istemiyorum. Dadı, ya güç bu çatının altında tarihe yön veren kadınlar da yaşadı.
Elbistan'dan Osmanlı'ya gelin gidecek dördüncü bey kızı olacaksın. Evleneceğin şehzade bir gün bütün dünya tanıyacak. Konstantinopolis'i Bizans'ın elinden almayı planlıyormuş. Osmanlı'ya katacakmış. Artık zamanı geldi diyormuş. İşte mükümensiz de efendim cihan padişahı olacak olan Şehzade Mehmet'e bu şekilde efendim razı edilerek evleniyor. Şimdi bu oyunun devlet tiyatroları repertuarına alındı. Aslında hiç oynanmamış bu oyunun. Devlet tiyatrolarında derhal sahneye konulması lazım. Ama bu gerçekten de öyle bir hazırlıkları vardı. Üstelik Maraş'ta devlet tiyatroları da var. Yani Maraş Devlet Tiyatrosu da bunu kendisi alıp oynayabilir. Kendi şehirlerinin tanıtımı açısından. Bu pandemi döneminde işte bütün bunlar ertelendiği için inşallah en kısa zamanda sahneleyeceğini sanıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün yazmış olduğum devlet tiyatroları edebi kurulundan geçen ve repertuara alınan Fatih'in dördüncü eşi Mükrime Sitti Şah Sultan, Elbistanlı Mükrime Sitti Şah Sultan oyunumu tanıttım. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım.